Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil müttekin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne 'indallâhi'l-İslam. Sadakallâhu'l-azîm. Ve bellâna Rasûlünen-Nebiyyü'l-Kerîm. Ve nahnu alâ zâlike mineşşâkirîne'ş-şâhidîne bi kalbin selîm. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Müftü Efendi kardeşim, Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun, birkaç cümle ile camilerin fazilet, ehemmiyet ve önemi üzerinde size konuştu. Ben de ona ilaveten şöyle diyorum muhterem Müslümanlar. Camilerimiz bir mana ile Beytullah'tır. Ve en kutsi sırrını bu manada bulur. Cami denince en ciddi anlayış bu yönde olmalı. Allah'ın beyti. Bunu kendimden söylemiyorum. Allah'ın Resulü Hazreti Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Mectema'a kavmun fi beytin min buyutillahi teala yetlune kitaballahi ve yetedarasunehu beynehum. İlla haffethumul melaike ve gashiyet bihimur rahme ve nezelet aleyhimus sekine ve zekerahumullahu fi men inde. Muhterem Konyalı kardeşlerim, bakınız, alemlerin yüce Resulü, Allah'ın tek sevgilisi, beşeriyetin ezelden ebede önderi ve rehberi, sahibil Kur'an Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri camilerimize nasıl değer veriyor? Bir imanlı kavim, bir Müslüman cemaat, bir müminler topluluğu Allah'ın beyitlerinden bir beyitte diz dize ve omuz omuza gelseler, toplansalar. Muhterem müminler, tabii Kapı Camimiz 8 aya yakındır kapalıydı. Bundan sonra cumaları huzurunuzdayız inşallahü teala. Gönül gönüle vereceğiz. El ele verip ruhlarımızı sarmaş dolaş edeceğiz. Ve alemlerin yüce Rabbine niyazlarımızı inşallah Kapı Camii'nden yükselteceğiz. Diğer camilerde olduğu gibi. Böyle bir kavim Cenab-ı Hakk'ın beyitlerinden bir beyitte Kapı Camii'nde misal toplanırlar. Allah'ın kelamını okurlar ve üzerinde müzakere ederlerse, muhterem müminler, camiler ibadet yeridir. Camiler zikir yeridir. Camiler huzur yeridir. Camiler huşu yeridir. Camiler, ben çok seneler evvel böyle bir camiden bahsettim de hiç unutmam, şu sözü de söylemiştim. Camiler Allah'a açılan pencerelerdir. Yani bir mümin abdestini alır, camiye gelir, iç alemine yumulur, gönül gözüyle Mevla'nın adeta cilvelerini, dalgalanan envar ilahi ve tecelliyat-ı sübhaniyi seyreder. Öyle olunca Resul-i Zişan Efendimizin zayıf hadisi olarak kaydediliyor. Büyüklerden bir zatın sözü olarak da söylemiş olalım. El müminu fil mescid
kessemeki fil ma vel münafıku fil mescid kettayri fil kafes. Mümin camiye girdi mi diyor, mümin mescide girdi mi adeta balığın denizdeki hali gibidir. Müslümanlar, camide oturan müminler, iman ehli kullar, gönlünü Mevla'ya kaptıran Müslümanlar camide bulunduğu müddetle adeta deryada, denizde balığın neşesine sahiptir. Muhterem müminler, onun için camilerin kapısı 24 saat açık olmalı. Derdi olanlar camilere gelip alemlerin yüce Rabbine 24 saatin 24'ünde de derdini dökebilmeli. Elini arşa bu kutsi muhabbetlerden açabilmeli. Evet, camilerin adetleri çoğalmalı. Camiler daima mamur kalmalı. Müminler tarafından imar edilmiş olmalı. Kapı camimizde olduğu gibi. Muhterem müminler, bu tamiratta, bu kutsi emekte alın teri olan, mesaisi olan, gayreti olan kardeşlerimi huzurunuzda tebrik ediyorum, tesid ediyorum, takdir ediyorum. Rabbimiz milyar razı olsun diyorum. Ayrıca bu iş yapılırken şu masrafa katlanan şirket ve kuruluşlar ve yardımı geçen kardeşlerimizden de Cenab-ı Hak razı olsun. Onların ecrini Cenab-ı Hak 1'e 10, 1'e 700, 1'e sonsuz katlayarak lütfesin inşallah. Muhterem müminler, bu konuya girmişken şunu söyleyeyim. Konya'mız, Konyalımız, hepinizin alnından öpüyorum. Kıyamet sabahına kadar baki kalacak eserler diktiniz, tesisler yaptınız, camileri daima mamur ettiniz. Cenab-ı Hak sizlerin de ruhunu ve kalbini ömrümüzün sonuna kadar mahşerde de mamur kılsın inşallah. Muhterem kardeşlerim, gerçi sözün acı tarafı ama onu da söyleyeceğim. Mümin mabette suda balığın olduğu gibi zevk alırken aynı sözün sahibi ilave ediyor. Münafık da camide kuşun kafeste çırpındığı gibi çırpınır. Minareyi gördükçe midesi bulanır. Ezanı duydukça rahatsız olur. Şayet camiye girmişse bir an evvel camiden çıkmayı, uzaklaşmayı arzu eder. Ben kardeşlerimle beraber alemlerin yüce Rabbine niyazımı yükseltiyorum. Ya Rabbi, bizi bu kutsi muhabbetlerde balığın suda olduğu gibi neşe yap kıl inşallah. Hani Yunus Emre'nin de şöyle bir sözü var muhterem müminler. Balığın canı sudadır, suda ilahi balığı suyundan ayırma diyor ya. Bizi sağ olduğumuz müddetle minarelerin gölgesinden, kubbelerin parıltısından, mabetlerin feyiz ve bereketinden Rabbü Zülcelal'imiz ayırmasın inşallah.